Sokağımız sizde çelik asfalt oldu. Sağ olun, var olun. Selma Kulaklı. Ya vallahi bir tanesi sokağımız asfalt oldu dedi. Başkanım sevindim sizin adınıza. Ya biz asfalta şükredecek hale geldik. Yalçın Bey diyor. Evet. Evet. Yollar köstebek yuvası gibi. Bir de asfalt yaptık diyorlar. Mahalleleri bir gezin bakın ne durumda diyor. Evet başkanım, mahalleler çok kötü. Ara sokaklar çok kötü. Ana yollar çok kötü. Doğru. Bu çukurlar, bu çukur nedir bu çukurlar ya? Vallahi o çukurların hepsi kapanır da Yalçın Bey, ahlak çukurların kapanması lazım önce. Biz bunları Gozan'ın içini 5-6 ayın içerisinde pırıl pırıl ederiz. Hiç merak etmeyin. Yani Adana'da Zeydan Bey, biz burada bunu 6 ay, ben size söylüyorum, Demirel gibi Alvaat'te bulundum. 6 ayın içerisinde Gozan'ın içerisinde bir tane çukurda kalmaz, yapılmadık yolda kalmaz. Bunu bilin. Yaparız. Ama ahlak çukurlarını ne yapacağız? Hani bazı arkadaşlar pankart asıp uyuşturucuyla. Gozan'a geldiğimizde bilmiyor musunuz? Hani bazı da bana soruyor. Şimdi sivrisinekle mi uğraşırsın, bataklıkla mı uğraşırsın? Elbette bataklıkla. Göç yolunda bazı arkadaşlar vardı, ne işler yapıyordu? Bir tanesi kaldı mı? Git kale arkasına giderken Kemal Aktaş'ın rahmetliğin bir evi vardı. Oranın ne halini biliyor musunuz? Mezarlığın arka tarafları ne haldeydi biliyor musunuz? Fazla değil. Bizim yaptığımız parklar. Gidin şimdi pırıl pırıl. Şurada Muhsin Yazıcıoğlu Parkı. Ben maalesef şırınga, iğne, mine hepsini lavabosunda görüyordum. Hadi bir tanesi geçsin oradan bak.